Az TV ekranlarından merhaba sevgili izleyenler. Satır başı programıyla karşınızdayız. Bugün konuğumuz CHP Bursa Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı üyesi Avukat Nurhayat Altaca Kayışoğlu olacak. Ankara'da gündem 2020 yılı bütçe görüşmeleri. Detaylarını vekilimizle konuşacağız. Tabi ulusal gündemin dışında yerele baktığımızda da CHP Bursa İl Örgütü'nde kongre yaklaşıyor. Konuğumuzla detaylandıracağız. Öncelikle hoş geldiniz Sayın Vekilim. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Nasılsınız? Bizleri izleyenlere ilk mesajlarınız neler olur? Herkese huzurlu, mutlu, sağlıklı bir hafta diliyoruz tabii ki başta. Her şeyin başı sağlık, sıhhat. Umarız daha güzel bir ülkede, daha huzurlu, ekonomik olarak daha refah içinde, adaletli, gelirin daha adil dağıtıldığı, verginin daha adil olduğu ve çokça üreteceğimiz ve adil bir şekilde paylaştığımız bir ülke diliyoruz tabii ki. Evet, teşekkür ediyoruz güzel mesajlarınız için. Aslında az önce de belirttiğim gibi Ankara'da gündem 2020 bütçe görüşmeleri. Evet. Bütçe görüşmeleri devam ediyor. Aslında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Erdoğan'ın görüşmelere katılmamasından dolayı bir eleştirisi olmuştu. Bir de sizden dinleyelim detayları. Ankara'da neler oluyor? Bütçe görüşmeleri nasıl ilerliyor? Tabii şöyle, anayasa değişikliği dinden sonra rejim değişti. Hani rejim, sistem ya yani farklı isimlerle nitelendiriliyor ama ortada ciddi bir değişiklik var. Hayatımızı etkileyen, ekonomimizi etkileyen, günlük yaşamımızı etkileyen önemli değişiklikler oldu. Biz o zaman tabii yaşanacak süreci aslında özetlemiştik. Ama milletimiz böyle takdir etti diyelim. Tabii OHAL koşullar altında evet. Gerçekleşmişti referandum. Birçok ilde çalışmaya gitmiştik. Orada bizzat hani sahadan, vatandaştan duyduğum çok yoğun baskılar altında gerçekleşmişti. Ama sonuç böyle oldu. Yeni anayasada bütçeyi Cumhurbaşkanı hazırlıyor. Orada Genel Başkanımızın da söylediği o. Şimdi bütçeyi hazırlayanın sunması lazım. Ama meclise gelip bütçeyi sunanlar Cumhurbaşkanı yardımcısı. Yani atanmış bir kişi. Ve meclis sonuçta yürütme organına orada harcama yetkisi veriyor. Anayasada zaten hani bu yetkiyi vermese de yeniden değerleme oranında arttırarak da devam edilebiliyor. O anlamda da yasamanın denetimini etkisiz bırakan bir sistem. Yani meclis gerçekten önemli denetim konularından bir tanesi bütçe üzerinde kullanır. Soru önergeleri yanında. Bütçeyle ilgili böyle bir karmaşa oluştu. Yani atanmış bir kişi geliyor, işte bunu harcayacağız, işte yetki verin diyor ve hesap vermiyor. Yani çünkü meclisin o anlamda anayasa değişikliğiyle hesap sormasıyla ilgili kurumlar kaldırıldı anayasada. İşte sözlü soru kaldırıldı, gen soru kaldırıldı gibi denetim yolları kaldırıldı anayasa değişikliğiyle. Biraz o yüzden hani bütçe tabii bu etkisizleştirilmiş ya da işte onun içinde aktif olarak da uygulamada da çalışılan bir meclis ortamında görüşmeler devam ediyor. Ama tabii biz bu koşullarda da olması gerekeni en uygun şekilde, en aktif şekilde, en etkili şekilde anlatmaya çalışıyoruz, anlatıyoruz mecliste. Sonuçta bütçenin amacı nedir? Yani bir vergi toplanıyor vatandaştan, bir gelir elde ediliyor ve hizmet için kullanılması lazım. Yani doğru, adil bir şekilde toplanması lazım bu vergilerin ve doğru, adil bir şekilde hizmete tahsis edilmesi, paylaşılması lazım. Onun için yapılması ne gerekiyorsa biz de bunu katkı sunmaya çalışıyoruz diyelim. Yani sonuçta millet bize bu görevi verdi. Evet. Umarım değil, inanıyorum da, yürekten inanıyorum. İlk seçimde iktidar olacağız ve bunun bizzat uygulayıcısı olacağız. Bu savunduğumuz şeylerin de. Bütçede şöyle bir şey var. Baktığımızda gerçekten şey değil yani, bütçe vatandaşın bütçesi değil. Bakıyorsunuz milli eğitimde bütçe çok yetersiz. Daha bugün yani hani daha somutlaştırmak gerekirse Milli Eğitim Bakanlığı'nın yatırım bütçesi çok düşük mesela. Bütçenin açığı her yıl artıyor, katlanarak artıyor neredeyse. Bugün bir mahallemizden Sakarya Demirtaşpaşa'dan
gelen şikayetler var. Diyorlar ki çocuklarımız 45 kişilik sınıflarda eğitim görüyorlar. Niye? Yani yeni bir okul yapılması lazım. Dersliklerin arttırılması lazım. Yani bütçenin sunumunu yaparken maalesef hani mecliste şöyle dendi. İşte artık ortalamaya vurduğumuzda her sınıfta yaklaşık işte 24 kişi okuyor diyorlar. Ama işin gerçeği öyle değil. Yani eğitim penceresinden baktığımızda bazı okullarda, bazı sınıflarda 45 kişi, bazı okullarda sınıflar doldurulamıyor. Yani talep yok gibi. Oradaki dengesizlikler tabii yuvarlayınca farklı gösteriliyor. Evet, aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da daha önce de bir açıklaması olmuştu. Bütçede aslan payını eğitime ayırdık diye ama aslında sizin söylediklerinizden de eğitimdeki bütçenin yetersiz olduğunu da anlıyoruz aslında. Evet, tabii yani şimdi baktığınızda örneğin Bursa'da birkaç kez de gündeme getirdik. 11 okuldu galiba yıkılmış 99 depreminden sonra depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle böyle tespit edildiği için yapılmadı. Yani birkaç kez önerge verdik işte yapılıyor yapıldı gibi şeyler geldi ama yapılmadığını biliyoruz. Yani işte bugün gelen şikayetler gibi çok sayıda eğitimle ilgili olumsuz şey var sahada vatandaşta. Yani bugün çıkıp velisini işte gördüğünüzde öğrencilerle ilgili şikayetleri sorduğunuzda herkes yani hangi siyasi partiye mensup olursa olsun dile getiriyor. İşte ikili öğretim olması, tekli eğitime geçilememiş olması o gerçekten eğitimin kalitesini düşürüyor. Sınıfların kalabalık olması, işte eğitimin tabii içeriği, niteliği ayrı bir konu, tartışma konusu. Hani şimdilik en azından fiziki şeylerden bahsediyoruz ama büyük bir yara. Yani bu bütçeyle de eğitimi düzeltemeyiz. Önce tabii anlayışın da değişmesi lazım. Evet, onu da vurgulamak lazım. Sizin de lazım. Söylediğiniz gibi aslında bütçe görüşmeleri devam ediyor. Görüşmelere de aslında birçok basına yansıyan da gerginlik de damgasını vurdu. İşte geçtiğimiz günlerde CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün Sakarya'daki tank paletiyle ilgili tank palet fabrikasıyla ilgili açıklama bir gerginliğe neden oldu. Oturuma ara verildi. Ardından 15 Temmuz şehit ve gazileri için toplanan paralarla ilgili de bir tartışma meydana geldi. Neler söylersiniz bu yaşanan gerginlikler hakkında? Şimdi şöyle oluyor. Tabii biz meclisteki bütçeyle ilgili konuşmalarımızda milli gerçekten savunulması gereken fabrikalarımıza, değerlerimize sahip çıkılması gerektiğini düşünüyoruz ve o şekilde politikalar üretilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yani tank palet fabrikası gibi bir fabrikanın bu milletin fedakarlıklarıyla kurulmuş, dünyanın tek bu anlamdaki fabrikası çok da düşük. Yani 50 milyon dolar gibi bir sermaye ihtiyacından bahsedilerek hakikaten yani yabancı, işte herkes biliyor artık bütün Türkiye Katarlıların büyük oranda işte ortağı olduğu bir şirkete 25 yıllığına hani öyle diyorlar 25 yıllığına veriyoruz işletecekler. Yani düşünün biz onlara vereceğiz, onlar üretecekler, biz tekrar onlardan satın alacağız. Bizim bütün verilerimiz, bilgilerimiz, gizli kalması gereken askeri bilgilerimiz onlara geçecek. Gerçekten neresinden tutsanız elinizde kalan bir mesele. Bunu sık sık tabii gündeme getiriyoruz. Bizim hafızamız biraz zayıf. Gündemde tutmak gerekiyor. Çok önemli bir konu bu. Bir vatan meselesi. Bunu gündeme getirince tabii verilecek cevaplar yok, açıklama yok. O yüzden tabii gerginlik oluyor. Yani savunacak bir durum yok, savunulacak, ortaya konulacak, milleti ikna edecek bir argüman yok gerçekten. Öyle olunca da tabii aklın, mantığın devreden çıktığı yerde sözlü olsun, fiziki olsun şiddet devreye giriyor, tartışma devreye giriyor maalesef. Ama hani bunlar oluyor diye biz bunları gündeme getirmeyecek miyiz? Getireceğiz yani 15 Temmuz şehit yakınları ve gaziler için toplanan paralar. Defalarca Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da grup toplantılarında sordu. Biz de mecliste dile getirdik. Yani onlar için toplanan paralar. Düşünebiliyor musun yani işte cevap veriliyor efendim işte hazinenin tek hesabını ya böyle bir şey olmaz. O bağış olarak verilmiş ve 15 Temmuz şehit yakınlarına, gazilerine destek olsun, yardım olsun, onlarla ilgili çalışmalar yapılsın diye toplanmış.
Ama maalesef onun da hesabını veremiyor iktidar. O yüzden hesabını veremeyince bu sefer tartışmalar evet, meydana geliyor. Evet. Bütçeyle ilgili şunu da sormak istiyorum. Bursa önemli projelere yatırım bekleyen bir şehir. 2020 bütçesi Bursa'nın beklentilerini karşılayacak mı peki? Dileriz tabii, isteriz. Bizim amacımız sonuçta Bursa milletvekili olarak Bursa iyi hizmet alsın. Yani yaşam kalitesi artsın Bursalıların. Her anlamda, yani ulaşımda, trafikte, turizmde, tarımda, sanayide gelirleri artsın, istihdamı artsın isteriz. Ama yani şimdi 17 yıllık uygulamaya baktığımızda, bugün yaşadığımız sürece baktığımızda çok da umutlu değiliz. Yani hani eleştirirken bazen şey, yani hep eleştiriyorsunuz diyorlar ama yani gerçekten takdir edilecek bir şey yapıldığında takdir ederiz biz. Ama şimdi dönüp bakıyoruz, yani nesini takdir edeceğiz mesela Bursa ile ilgili yapılanların? Hani söyleyebiliyor musunuz ya da çıkıp vatandaşa sorduğumuzda ya bunu da çok güzel yaptılar denebiliyor mu Bursa için? Yok. Gerçekten aklımıza gelen bir şey yok. Yani işte bakıyorsunuz görüntüsünden tutun. İşte Doğan Bey Tokisi'nden, trafiğinden, işte hızlı trenle ilgili yaşanan süreçten, 2016'da bitecekti, yıl oldu 2020. Hiç de bitecekmiş gibi görünmüyor, proje durmadan değişiyor. Havası en kirli şehirlerden bir tanesi oldu maalesef Bursa. Suyu aynı şekilde öyle, yani nefes alınamaz bir noktaya gelmiş. İşte termik santrali var, yasayla durmadan işte filtre kullanımı ile ilgili zorunluluk ertelenmeye çalışılıyor. Çevreyle ilgili çok ciddi katliamlar. Yani her gün bir yere işte biyokütle elektrik santrali kurulmaya çalışıyor. Köylüler durmadan direniyor. Yani sağlıklı bir çevrede yaşama haklarına sahip çıkmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla işsizlikle ilgili zaten hani yani ne söylesek gerçekten anlatamayız işsizlikle ilgili yaşanan boyutu. Çünkü bizi her gün gerçekten o kadar çok kişi arıyor ki, o kadar çaresiziz ki yapacak bir şey yok. Yani çünkü iktidar değilsin ve çözüm üretebileceğin bir yetkin yok. İnsanlar iş istiyorlar. Ve üzülmekten başka bir şey yapamıyorsun. Yani dile getiriyorsunuz, yapılması gerekenleri biliyorsunuz, üretimin artması lazım, bilimin, teknolojinin desteklenmesi lazım ve bununla ilgili işte tarımın desteklenmesi lazım, göçün engellenmesi lazım, eğitimin daha nitelikli hale getirilmesi lazım ki hani bunları çözelim. Ama iktidar bunların tam tersini yapıyor baktığınızda. Dolayısıyla da bu sorunlar büyüyor. Ama ben inanıyorum, bir daha vurgulayayım yeri gelmişken, bir dahaki seçimde mutlaka iktidar değişecek ve bütün bu sorunların çözümünü hep birlikte hayata geçireceğiz. Daha huzurlu bir ülkede yaşayacağız hep beraber diye inanıyorum. Evet Sayın Vekilim, sizin de aslında en hassas olduğunuz konulardan bir tanesi de kadın cinayetleri. Özellikle son zamanlarda neredeyse her gün bizde haber bültenlerimizde bir kadın cinayeti haberi ekranlara getiriyoruz maalesef ki. Sizin de bu konuda bir araştırmanız var, bir tespitiniz var. 2006 yılında Türkiye Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksinde 149 ülke arasında 106. sıradayken, evet, 12 yılda 25 basamak geriye düştü. Hem bu tespitinizi kamuoyuyla paylaşmak isterseniz neler söylersiniz kadın cinayetleri hakkında? Tabii bu yani uluslararası bir bilimsel ölçüm, yani aslında benim tespitimde değil. Biraz önce ekonomiyle ilgili söylediğimiz şeylerin tamamı kadın sorunlarıyla ilgili de geçerli. Gerçekten iktidar artık kendisini tekrar ediyor, inandırıcılığını yitirmiş ve çözüm üretemiyor. İşte en somut örneklerinden birisi kadın cinayetleri. Şimdi baktığınızda normalde iktidar bir konuyla ilgili bir açıklama yaptığında, değil mi, işte hani ekonomide ne yapıyor? Yeni ekonomik program diyor. Hiç kimse de bir heyecan uyanmıyor. Çünkü somut bir karşılığının olacağına kimse inanmıyor. Kadın cinayetleriyle ilgili de en son işte 25 Kasım'da kadına yönelik şiddetle Uluslararası Mücadele Günü'nde bir eylem planı yayınlandı. Belki duymamıştır bile vatandaşlarımız. Yani çok az bir oran duymuştur. Yine hiçbir heyecan yok. Yani kimse şunu hissetmiyor. Aa evet, iktidar bu sorunu ele aldı. Bak eylem planını da hazırladı. Çözecek demiyor, diyemiyor. Çünkü zaten öncesinde de 4 tane yayınlanmış. Evet. Yani 2007'den beri
Tam tersine bakıyorsunuz artıyor kadın cinayetleri. Yani her yıl işte önce mesela 2006'da 80 olması lazım. Yani 80, 100 gidiyor 300. Yani en son işte bu yıl gerçekten geçen yılda öyle 440 kadın cinayeti kurban gitmişti. Evet. Bu yılda öyle. Yani yılı daha tamamlayamadık. Evet. Çünkü sayıyı maalesef geçen yılı yakaladık. Artacak yani yıl sonuna kadar da üzülerek söylüyorum ki artıyor her gün. Çünkü kadınlar... Aslında basına yansımayan biri o kadar çok kadın cinayetiyle karşılaşıyoruz ki aslında sadece sürekli dile getirilen işte Ceren Özdemir son olarak Türkiye onun öldürülmesiyle ayağa kalktı diyebiliriz aslında. Emine Bulut. Emine ismini sayamayacağımız aslında birçok kadın cinayete kurban gitti maalesef. Her gün hani bir kadın, bazen işte üç kadın gerçekten sadece kadın olduğu için, sadece ne bileyim boşanmak istediği için, sadece işte taleplere belki karşılık vermediği için böyle olaylar oldu. Yani mesela Gemlik'ten Dilay Gül diye genç bir kardeşimiz yani Bolu'da okurken gerçekten hani yolda yürürken yurda giderken yine böyle bir cinayete kurban gitmişti benzer bir nedenle. Ve bunun da önlenmesi için yapılması gerekenler belli. Ama hiçbiri yapılmıyor. Yani şimdi ne deniyor? Her eylem planında zihniyet dönüşümü gerçekleştirmemiz lazım. Evet. Tamam, gerçekleştirelim. Nasıl gerçekleştireceğiz? Eğitimde daha çocukluktan itibaren yani toplumu yetiştirirken toplum olarak bir rol biçmeyeceğiz. Birey olarak yetiştireceğiz ve toplumsal cinsiyet eşitliğini yerleştireceğiz kafalara. Yani bu erkek egemen kültürü bir şekilde geçmişten gelen o kodlamaları değiştireceğiz. Yani sen kızsın, şunu yapamazsın, sen erkeksin, bunu yaparsın, sen işte sokağa çıkamazsın, sen işte sabaha kadar dolaşabilirsin. Yani bu rolleri bilinçaltımızdan silip ikisini de birey olarak kabul ettiğimizde belki hani biraz aşabileceğiz bunları ve onun için bile zaman gerekecek. Ama bakıyorsunuz müfredattan kaldırılıyor toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili dersler kaldırılıyor. YÖK'te, üniversitelerde kaldırılıyor. Yani eğitimle ilgili kitaplara baktığımızda dahi orada kadınla ilgili görseller dahi değiştiriliyor. Yani kadına biçilen rol evde hizmet eder. İşte ailenin işlerini yapıp çocuk doğurur, çocuk bakar. Öyle olunca hani sokağa çıkan kadın bu sefer işte o algı hakikaten olumsuz bir şekilde dönüşüyor ve işte cinayetlerle neticeleniyor. Bunları değiştirmek için yapılması gerekenlerin tersini yapıyoruz. Müfredattan çıkarıyoruz. İşte kadınla erkek hiç eşit olur mu? Fıtrata aykırı gibi siyasi söylemlerin zaten haddi hesabı yok. Yani kadınları küçümseyen, kadınları aşağılayan, kadınları ikinci sınıf bir varlıkmış gibi gösteren siyasi söylemler zaten hayatımızda her gün karşılaştığımız şeyler maalesef. Böyle olunca da bu cinayetler artıyor. Öyle sözde eylem planlarıyla olmuyor. Hayata geçirmek gerekiyor bunları. Yine biz iktidara geldiğimizde bunları gerçekleştireceğiz. Evet, aslında sizin de az önce belirttiğiniz gibi kadın cinayetleriyle ilgili hazırlanan eylem planlarının ortak hedefi zihniyet dönüşümünün gerçekleşmesi. Evet. Peki bu dönüşüm için ve farkındalık yaratmak için neler yapılır? Aslında eğitimi vurguladınız. Evet, eğitim. Dönüşümün eğitimden başlaması gerektiğini vurguladınız ama diğer yapılması gerekenler nelerdir? Ya tabii dediğim gibi yani şimdiden başlayıp hani bir 100 yıl sonrasını dengelemek için en azından tabii başlamak gerekiyor. Çocuk yaşta eğitimle ilgili toplumsal cinsiyet eşitliğini yerleştirmek gerekiyor. Ama bununla ilgili farkındalık yaratmak için işte ne bileyim mesela askerlikte de bu eğitimlerin verilmesi gerekiyor. Bu farkındalığın yaratılması gerekiyor zihinlerde. Yine işte tabii belli bölgelerde belki eğitimin daha düşük olduğu yerlerde gerçekten hani kadınları da erkekleri de bu konuda eğitmek gerekiyor. Sosyal projeleri hayata geçirmek gerekiyor. Kurumlarda bu konularda çalışan yetkililerin de eğitimden geçmesi gerekiyor. Yani bazen şöyle bir şey oluyor. Örneğin hani bu sonraki aşaması ama hani önleyici olan tedbir tabii ki eğitim.
Ama bazen olay gerçekleşiyor, şiddet, tehdit vesaire. Kadın başvurduğu bir kurumda maalesef hani oradan oraya yönlendirilebiliyor. Yani işte İstanbul Sözleşmesi hayata geçirilmiyor veya şikayet aranabiliyor veya mağdurla şüpheli yan yana ifade verdiği için korkudan işte mağdur şikayetçi oluyor. Şikayetçi olmayınca tekrar bırakılıyor ve bu koşullarda yani karakoldan çıkıp maalesef cinayete kurban giden kadınlar var. Yani bunları da aşmak için uygulayıcıları, kolluk kuvvetlerinden tutun işte bütün kurumlara kadar, işte hastane görevlisinden bütün kamu personeline kadar bu konuda da ciddi bir dönüşüm, zihniyet dönüşümü ve eğitim gerekiyor. O da bir nevi önleyici olabilir. Kadın cinayetlerinin önlenmesi konusunda etkili olabilir. Dediğim gibi yani artık bazı hani işte gelenektir efendim şöyle bırakmak gerekiyor bir taraf. Hani kadın işte elinin hamuruyla erkek işi yapmaz. Yani şey yaparken bile, mesleklere yönlendirirken bile hani ne bileyim belki bir kadın çok iyi bir marangoz olabilir. Yani hani bunu kabul edebilmek lazım. Yani işte ya da bir erkek hani kadına biçilen bir mesleği çok iyi yapabilir. Yani kadın erkek ayrımı yapmayıp bir insan olarak bakmasını öğretmek lazım. Yani kadın gece dışarıya çıkabilir, işi olabilir, olmayabilir de gezmeye de çıkabilir. Nasıl bir erkek çıkıyor? Ya bunun normal olduğunu insanların, toplumumuzun kabul edebilmesi gerekir. Yani işte parkta yürürken bakıyorsunuz saldırılıyor. Hamile bir kadına hatırlıyorsunuzdur. Yani evet. Parkta yürüyüş yaparken saldırılmıştı ve kadının bilinçaltında da şey var. Yani hani ben sokağa çıkarsam, açık giyinirsem, kapalı giyinirsem, hani bir şöyle olursa evet saldırılır mı acaba? Yani böyle maalesef o bile yerleşmiş ki hatırlarsanız şöyle bir açıklama yapmıştı o parkta saldırıya uğrayan kadın. Yani işte her tarafım kapalıydı, başımda da kapşon vardı ama yine de saldırdı. Yani bunu böyle bir savunma yapmak bile hani kadınların dahi bilinçaltında bunu normalleştirildiğini aslında ortaya koyuyor. Tam tersine anormal olan erkeğin durup dururken şiddet uygulamasıdır. Kadın olduğu için şiddet uygulamasıdır. Her şeyi kendi hakimiyetinde görmesi, kadını kendi egemenliği altında, kendi namusu, kendi hani üzerinde tasarruf uygulayabileceği bir gerçekten mal gibi görmesi asla kabul edilemez. Buna karşı kadınların bilinçli olup mücadele etmesi gerekiyor. Evet. Ama bununla, bu konularla ilgili bakıyorum özellikle genç arkadaşlarımızın, erkeklerin de çok ciddi desteğini ben görüyorum sosyal medyada. Daha aydınlanıyoruz ama hızlandırmak lazım. Evet. Bu süreci hızlandırmak lazım. Aslında az önce hamile kadının saldırıya uğradığındaki ifadesini söylemiştiniz ki aslında ailelerimiz bize işte hava kararmadan evde ol, çok geç kalma derler ama artık bu bile bir çözüm değil. Çünkü Ceren Özdemir de evinin önünde maalesef cinayete kurban gitti. Bir diğer gündem konumuza geçmek istiyorum. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi adı altında yeni bir parti kurdu. Evet. CHP'nin bu yeni partiye bakışı nedir, düşünceleri nelerdir ki İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de bir açıklaması oldu bu yeni partinin kurulması ile ilgili. Milletvekili talepleri olursa, milletvekili isterlerse bizden prensip olarak evet derim dedi. Çünkü kendi yaşadığı zorlukları da anlattı bu açıklamasında. Çünkü kendilerinde daha önceden CHP'den milletvekili almışlık bir durumu var. Neler söylersiniz? CHP'nin Gelecek Partisi'ne bakışı nedir? Düşünceleri nelerdir? Şöyle yani başka partinin hani iç işleriyle ilgili veya kuruluşuyla ilgili yorum yapmak çok doğru değil diye düşünüyorum. Sonuçta demokratik bir ülkede yaşadığımızı iddia ediyoruz. Her ne kadar demokrasimiz çok yara almış olsa da anayasamızda yer alıyor. Yani her bir fikir, her bir parti bir zenginliktir ülkemiz için. Hayırlı olsun deriz. Başka bir yorum yapacak bir şey yok. Peki CHP'li nasıl bir duruşu olur? Milletvekili talebi olursa Meral Akşener gibi evet der mi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu? Onun düşünceleri nasıl olur? Şöyle söyleyeyim yani bunu hani doğrudan somut bir cevap şeklinde olmasın da çünkü
Gerçi o zaman şöyle bir şey olmuştu. Yani tam erken seçim kararı alınmıştı. Seçime girme koşulları partilerin ya işte kongrelerini tamamlanmış olması gerekiyor. İşte 6 aylık bir süre var. Ya mecliste grubunun olması gerekiyor. Şimdi öbür koşulun gerçekleşip gerçekleşmediği üzerinden hukuki tartışma yürürken grubu da yoksa hani bir partinin seçime sokulmaması gibi bir ihtimal olduğu için seçime girmesi için öyle bir hamle yapılmıştı genel başkanımız tarafından. Yine genel başkanımızın takdiridir ama şunu çok net biliyoruz ki yani son yıllarda yaşanan genel başkanımızın genel başkanlığı döneminde her yaşanan olayda Türkiye'de yaşanmış olan belli kriz dönemlerinde genel başkanımız gerçekten demokrasiden yana tavrını koymuştur her anlamda. Her zaman demokrasiyi savunacağına inanıyorum ben genel başkanımızın. Çok bellidir yani artık bütün Türkiye biliyor. Evet, artık programımızda da yavaş yavaş sona geliyoruz. Bursa'nın sıcak gündemi ise CHP'nin ilçe kongreleri ve ardından yapılacak il kongresi. Siz de yakından takip ediyorsunuz aslında bu süreci. Erol Gülmez'in de il başkanlığı adaylığını açıklaması oldu. Neler söylersiniz il kongresiyle ilgili? Evet. İlçe kongrelerimiz tabii yeni başladı. Bir yandan da bütçe devam ettiği için tabii bütçe nöbetimiz oluyor Ankara'da mecliste. O yüzden katılamayabiliyoruz bazılarına. Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten demokrasiyi içselleştirmiş bir parti. O yüzden de hani bazen şey diyorlar yani işte siz de çok tartışıyorsunuz gibi şeyler algı oluşturuyor ama demokrasiye inandığımız için farklı fikirleri zenginlik olarak gördüğümüz için gerçek anlamda bir yarış oluyor bizim kongrelerimizde. Yani birileri oturup masa başında yazıp görev tevdi etmiyor. Bizim başkanlarımız görevi gerçekten tabandan, örgütten alıyorlar. Dolayısıyla da böyle bir demokratik yarış oluyor. Kongrelerimiz devam ediyor tabii. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe başkanlığına aday olmak, il başkanlığına aday olmak... gerçekten büyük bir onur. Yani dünyanın en köklü partilerinden birisidir Cumhuriyet Halk Partisi. 100. yılına doğru gidiyor. Dolayısıyla da hani Bursa gibi hele büyük bir şehirde buna talip olmak başlı başına bir onurdu. Evet. İnanıyoruz ki en iyi şekilde tamamlayacağız biz bu süreci. Ve Cumhuriyet Halk Partisi İl başkanlığı olarak yeni tazelenmiş, yeni heyecanıyla, yeni enerjisiyle Bursa'ya çok hizmet edecek. Bir dahaki seçimlerde de Bursa'yı alacaktır. Evet, artık süremizin de sonuna geldik. Toparlayacak olursak son mesajlarınız neler olur bizleri izleyenlere, Bursalılara mesajlarınız neler olur? Şunu söyleyebilirim, biz gerçekten hem Bursa için hem Türkiye için Cumhuriyet Halk Partisi olarak güzel şeyler istiyoruz. Kendimiz için değil. İstiyoruz ki hiçbir çocuk yatağa aç girmesin. İstiyoruz ki hiçbir genç işsiz kalmasın. Sorun yaşamasın. Yani çünkü bunun o kadar çok hani katlanarak soruna dönüşüyor ki işsizlikle ilgili anne arıyor, üzülüyor, baba arıyor, üzülüyor, bunalıma giriyor. İşte çoğu zaman olumsuz hani zikretmek istemediğim tablolarla karşılaşıyoruz. İstiyoruz ki bunlar yaşanmasın. İstiyoruz ki adaletli olsun. Herkes başını yastığa koyduğunda, başına bir şey geldiğinde bu ülkede adalete güvenebilsin. Huzur içinde yaşasın, zenginlik içinde yaşasın istiyoruz. Bunun için biz elimizden geleni yapmaya hazırız. Herkese sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz bizlere vakit ayırdığınız için. Aslında sizin de belirttiğiniz gibi hem Ankara'da hem de Bursa'da hareketli bir gündem var. Başarılar diliyoruz görevinizde. Çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyenler, Satır Başı programını bugünlük burada noktalıyoruz. Yarın saatler 15.30'u gösterdiğinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.